Bizden istenen 30 ve 60 derecenin trigonometrik oranları, sinüsü, tanjantı, kotanjantı. Ortada bir üçgen yok ama biz üçgeni kendimiz çizebiliriz. Çünkü açılar özel açılar. Şöyle yapabiliriz. Bir kere 30 ve 60 derece kullanacağız. Bir tane 30, 60, 90 üçgeni çizsek yeterli olacak. Burası 90 derece, şurası 30 derece, burası 60 derece. Şimdi 30'un karşısına 1 deriz. Hipotenüsümüz 2, 60'ın karşısı da kök 3 olur. Çizebileceğimiz en basit 30, 60, 90 üçgeni. Şimdi gelelim şu kısma. Sinüs 30 diyor. Bir şeyin sinüsü karşı dik kenarla hipotenüsün oranı olur. Hipotenüsün oranı. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Tabi 30 derece için. Bunu 30 derece için yazacağız. Çarpı tanjant 30 diyor. Tanjant da karşı dik kenar bölü komşu dik kenarı olur. Ki bunu da yine 30 derece için ifade edeceğiz. Eksi kosinüs 60. Bu da komşu dik kenar bölü hipotenüs. Bunu 60 derece için ifade edeceğiz. Çarpı kotanjant 60. Bu da komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Ki bunu da yine 60 derece için ifade edeceğiz. Şimdi 30 derece için. 30 derece burada. Karşı dik kenarı. Karşısı 1. Hipotenüsü 2. Demek ki sinüs 30 1 bölü 2. Çarpı. Şimdi 30 derece için karşı bölü komşu. 30 derece için karşı 1, komşu kök 3. 1 bölü kök 3. Eksi. Gelelim 60 dereceye. Şimdi 60 derece üzerinden yazacağız. Şu ifade edilmiş. Komşu bölü hipotenüs. 60 derecenin komşusu 1, hipotenüsü 2. 1 bölü 2. Çarpı. Yine 60 derecedeyiz. Şurası 60 derece. Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Komşu dik kenarı 1, karşı dik kenarı kök 3. 1 bölü kök 3. Yaparsak işlemlerimizi, şurası 1 bölü 2 kök 3. Eksi bunları çarpınca bu da 1 bölü 2 kök 3. İkisi birbirinin aynısı olduğu için çıkarınca 0 kalacak. Yani sonucumuz 0.